Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalardan etkilenen sivil halk için Rusya'nın gönderdiği insani yardım konvoyu yola çıktı. Tartışmalara sebep olan konvoyla ilgili Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Hareketi Operasyonlar Başkanı Laurent Korbas tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada yardım konvoyuna eşlik edebileceklerini ancak hangi yöntemlerin ve adımların atıldığına dair bilgilerin kendileriyle paylaşılması gerekiyor diyen Korbas, konvoyun içine neler taşındığını bilmeleri gerektiğini belirtti. Ukrayna hükümeti gece yarısı doğu sınırına ulaşması beklenen konvoyun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini bildirdi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dayla Lubkivski, Rus konvoyuna tepkisini sert bir şekilde dile getirdi. Saldırıları durdurun. Teröristleri durdurun. Top ateşlerini durdurun. Alaycı propagandanızı durdurun. O zaman herhangi bir insani yardıma gerek kalmayacak. Yardım faaliyetinin Kızılaç temsilcileriyle işbirliği yapılarak yürütüleceğini açıklayan Moskova, konvoyda herhangi bir silahlı personel ve askeri mühimmat olmadığını savundu. Yakın gelecekte bu insani yardımların tümünün Uluslararası Kızılaç Örgütü tarafından yürütüleceğini umuyorum. Ukrayna hükümetiyle anlaştık. Batılı ortaklarımızın bize zorluk çıkarmamasını istiyorum. Ülkenin doğusunda devam eden çatışmalar sebebiyle halkın büyük bölümü sığınaklarda elektrik ve sudan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.